Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak edilen kurban fiyatları belirlendi. Fiyatların büyük başta 5.000 ila 30.000 lira, küçük başta ise 800 ila 3.500 lira arasında değişeceğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, vatandaşın kurbanlık bulmada sıkıntı yaşamayacağını açıkladı. Farukcığım, buna ne? Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Kurban Bayramı'nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilen nitelikte büyük baş ve küçük baş kurbanlık hayvan vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlar kesilecek ve etler ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturulacak. Merak edilen kurbanlık fiyatları da Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından belirlendi. Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatların illere ve canlı ağırlığa göre farklılık gösterebileceğini bildirdi. Kurbanlık satışlarında hayvan başına fiyatın hayvanın durumuna göre büyük başta 5.000 ile 30.000 lira, küçük başta ise 800 lira ile 3.500 lira arasında değişeceği, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyük baş hayvanlarda 19 ile 30 lira, küçük baş hayvanlarda 22 lira ile 35 lira arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bayraktar, koronavirüs salgını nedeniyle talebin daralmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaptığımız görüşmelerde üreticilerimiz satışların geçen yıla göre yavaş seyrettiğini ifade etmişlerdir. Temennimiz satışlarda beklenen ivmenin yakalanması, üreticilerimizin hayvanlarını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını almasıdır. Kurbanlıklar da pazarlarda görücüye çıkmaya devam ediyor. Yozgat'ta satışa çıkarılan ve değeri 70 bin lira olan simental cinsi 2 tonluk boğa, Kurban Bayramı öncesi dev cüssesiyle görenleri hayrete düşürüyor. Genellikle büyük hayvanlarla uğraşıyoruz. Bu denkte büyük hayvan daha yeni denk geldi yani. 3 yaşında 2 ton 70 bin TL istiyoruz kurbanlık. Alıcısını bekliyoruz. Yanında bir koç hediye ediyoruz. Kocaeli'de ise Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları sakin olmasına rağmen besiciler satış yapabildiklerini belirterek memnun olduklarını söyledi. 1 ton 100 kilogramlık sarı isimli boğa da pazarın gözdelerinden. Satışlar Allah'a şükür çok iyi. Bugüne kadar 13-14 tane hayvanımızı sattık. Hayvanlarımız 800 canlı kilo, 800 kilodan başlayıp 1 ton 100 kiloya kadar çıkabiliyor. Organik besi Iğdır Ovası'nda otlamış, Iğdır'da beslenmiş. Buraya İzmit halkına sunulmak üzere getirilmiştir. Burası da Bingöl'ün Karlıova ilçesi. 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık tosunda bayrama sayılı günler kala yeni alıcısını bekliyor. Bu boğayı birçok sene besliyorum. Arpa veriyorum, kurbanlık için satıyorum. 1 ton 200 kilo geliyor. Bir alıcı varsa başım üstüne gelsin, satarım. Fiyatı nedir? Fiyatı bir arkadaşa 20 bin verdi, ben vermedim. Ben de 21 bin istiyorum. Diğer yandan bulaş riskini en aza indirmek için hayvan pazarlarında denetimler de sıklaştırıldı. Bursa'nın Osman Gazi Belediyesi, insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ilçedeki kurban satış yerlerini sineklere ve mikroplara karşı düzenli olarak ilaçlıyor. Çevre sağlığı ilaçlama ekiplerimiz 10 Temmuz tarihinden itibaren Veysel Karahani Hijyeni Kurban Pazar alanında hem rezidüel kalıcı ilaçlama uygulamaları yapmakta hem de kara sinek mücadelesiyle ilgili uçkun mücadelesi yapılmakta.